Dün de konuşmuştuk. Burada güzel bir oyun oynayıp kazanıp avantajlı bir skorla dönmek istiyorduk. Maçın tamamına baktığımızda bunu başardığımızı söyleyebilirim. Hem oyuna hakim olduk, oyunu istediğimiz şekilde yönettik. Hem de goller bulduk, pozisyonlar kaçırdık. Ama tabii sezon başı olduğu için yorulan bazı oyuncularımız olabiliyor. Bir de yeni gelen oyuncularımız var. Kenardan bazı oyuncuları da görmek istiyoruz. Onları da sahaya sürdük. Yorulan oyuncuları değiştirdik. Son 10-15 dakikalık bölümde de oyun koptu. Yediğimiz ilk golde, bizim top kaybı sonrası yediğimiz ilk golde Nefçi Bakü'nün moralini ve gücünü arttırdı. Ve bunu da iyi kullandı. Pozisyonları da buldu. Son bölümde bizim için dersler çıkarılacak bir oyun vardı. Hem onları gördük hem de artılarımızı gördük. Sonuç olarak buradan avantajlı bir skorla ayrılıyoruz. Ama rakibimize de izin verildiği zaman iyi oynayacak yetenekli oyuncuları var. Onu da görmüş olduk. Onun için ikinci maça da ciddi bir şekilde hazırlanmak durumundayız. İhmale girecek bir takım değil. Yetenekli olan, teknik becerileri olan, izin verilirse etkili ataklar yapabilen bir takım. Biz oyundan düştükten sonra da bunu göstermeye başladılar. Onlar da ligde başarılar diliyorum. Güzel bir ambiyans vardı, iyi bir taraftar vardı. İki tarafta siyah bazlı renklerle beraber sahayı doldurdu. Keyifli maç olduğunu düşünüyorum. Sorulara geçebiliriz. Buyurun lütfen. Kısa zaman içerisinde Azerbaycan'ın 200 yıl kırıldı. Önce Sabah, daha sonra Nefçi Başı takımıyla karşılaşma fırsatı kazandınız. Bu iki takımımızı genel olarak nasıl değerlendirirsiniz? Oyun sanatçılığına teşekkür ederim. Aslında onu ben değil, siz değerlendirin ama ben şöyle söyleyeyim. Sabah takımını oynadık. Onlar da iyi takımlar, iyi oyuncuları var. Nefçi Bakü de iyi takımlar ama o zaman sezonun son bölümleriydi. İkinci yarısı olan bölümdü. Şimdi sezon başı. Hem takımlar yeni oluşuyor, hem fiziksel olarak, performans olarak oyuncular henüz istenilen performansına ulaşmış olmayabilir. Hocalar yeni, oyuncular yeni. Bu bizim için de geçerli. Bizim şu andaki ilk oynayan 11'imizde çok fazla değişiklik yok ama değişiklik yaptığımızda biz de etkilenebiliyoruz. Takımlar sezon başında 6 hafta, 8 hafta sonra daha da bir akıcı bir form yakalayabilirler. Bir de kadro oluşturulabilir. O yüzden her iki takımı birini üstün birini olumsuz demeyi de doğru bulmuyorum. Haddime de değil. İkisinin de iyi takım olduğunu düşünüyorum. Nefçi'nin şanssızlığı bizim bu maçta bizim de iddiamız olması itibariyle rakibimiz olması. Zannediyorum Sabah takımı da kazandı. Umarım Karabağ da kazandı. Onlara da tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Başka sorunuz olanlar? Bir de Malatya'da yine deprem olduğunu söylediler şimdi. Maalesef tabii inşallah ölümlü bir olay yoktur ama maalesef ülkemiz deprem bölgesi. Hepimize geçmiş olsun Türkiye olarak. Azerbaycan da bunu bazen yaşıyor. Deprem dünya içinde tabii olumsuz bir durum ama doğal bir felaket. Yine de hazırlıklı olacağız. İnşallah herhangi bir ölümlü bir olay olmamıştır. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Misafirliğinize teşekkür ediyoruz. Güzel bir seyahatimiz oldu. Hoşça kalın.